Günaydınlar. Bugün 6 Mayıs Perşembe. Güzel bir Perşembe sabahında yayındayız. Ülkemize ve dünyaya yansıyan gelişmelere bakalım yine birlikte benlerden Mingöl. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Yoğun haberlerimiz var. Hepsini aktaracağız. Önce hatırlatalım nerelerdeyiz. Facebook ve YouTube'dayız ve FM 100.1, 102 ve 90.6'dayız. 89.6 frekanslarındayız. Yoluna giderken araçlarınızda, radyolarınızda ayarlayıp yine haberleri bizlerden alabilirsiniz diyelim. Ve hemen manşetlere geçelim. Manşetlerde önce yeni düzendeyiz. Bakalım yan yana iki pasaport manşette, yan yana iki devlet derken yan yana iki pasaport diyor gazete, aktarıyor. 160 bin Kıbrıslı Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner dahil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nda 11 bakandan 9'u Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı diye gazete aktardı. Cenevre'deki Kıbrıs zirvesinde ayrı devlet tezini masaya koyan Kıbrıs Türk tarafı heyeti üyelerinin çoğunun aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yurttaşı olduğu açıklandı diye gazete aktarıyor haberini. RİK Televizyonu ve Politis, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu sahibi Kıbrıslı Türklerin sayısını 160 bin olarak veriyor. Alitya'da 360 bin rakamını ortaya attı konuyla ilgili olarak. Cumhurbaşkanı Tatar doğruladı. Bir yöntemi varsa iade edeceğim açıklaması geldi. Erhürman sordu. Niye aldınız? Niye iade edeceksiniz? Sayın Tatar bir yöntemini bulursa kimliğini, pasaportunu iade edeceğini söylemiş. Bu hepimiz gibi sizin de bireysel hakkınız. Başka bir siyasi anlam yüklüyorsaydınız niye aldınız? Siyasi anlam yüklemiyor ve bir hak olarak görüyorsanız niye iade edeceksiniz sorusunu sorduğu aktarılıyor. Yan yana iki devlet derken yan yana iki pasaport başlığıyla gazete haberi paylaştı. Erken seçim tarihinde komite sancısı ivedi dendi. Süreç başlamadı. Komite 3 haftadır toplanmıyor diye gazete aktardı. Siyasette erken seçim belirsizliği var. Erhürman'dan hükümete uzatmaya oynarlarsa tepkimiz sertleşecek açıklaması geldi. Özersay'da 3 siyasi parti seçim tarihinde uzlaşmalı açıklamasını yaptı. Restorancılardan sıkı tepkisi geldi. Kapatacaklarsa kiramızı, personel maaşlarını da ödesinler tepkisi restorancılardan geldi diye gazete ön sayfadan verdi. Diyalog gazetesi de 160 bin Kıbrıslı Türk Avrupalı dedi, aktardı. 5 milyon euro değerindeki Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu taşıyanlardan biri olduğunu doğruladı Cumhurbaşkanı Tatar. Bir yöntemi varsa iade edeceğim dedi. 160 bin Kıbrıslı Türk Avrupalı, Tatar inkar etmedi. Rakamlar açıklandı bu arada. Rum lider Anastasiadis'in 97 bin Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu taşıdığını açıklamasının ardından Rum basını yeni rakamlar ortaya koydu. İddiaya göre 160 bin Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği var. Avrupa Birliği üyesi olmayan başka ülke vatandaşları bu kimliğe sahip olabilmek için 5 milyon euro ödüyorlar. Tatar inkar etmedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir soru üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun olduğunu doğruladı. Bir yöntemi varsa iade edeceğim. Benim halkım bu pasaportu kullanıyorsa bu bir ihtiyaçtır dedi. Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanan Kıbrıs'ta Türklerin Rum tarafında ikamet etmediğine de dikkati çekti açıklamasında. Erhürman'ın da yorumu var. Herkes gibi Tatar'ın bireysel hakkı yorumu. Özersay da almadım ama alanları yadırgamam dedi konuyla ilgili yaptığı açıklamada. Çalışanlar aşılanmalı. Haziranda çift aşı ve çift PCR'lı turizmin başlayacağını belirtiyor. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağner sektörün acil talebini açıkladı. Çalışanlar aşılanmalı sektörün acil talebi olarak aktarılıyor. Bu arada PCR testi pozitif çıkan Aytu Türkan'ın programına katılmıştı Başbakan Saner. Birinci derecede temaslı oldu. 2 hafta karantinada kalacak diye gazetede paylaştı. Ne ayrıntılar veriliyor tabii iç sayfalarda. Güneş gazetesi de
seçim Nisan 2022'de olur açıklamasını manşetine aldı. Başbakan açıklamalarına bakalım. Hükümetin azınlık hükümeti olmadığını, 27 milletvekilinin desteğiyle görevde olduğunu vurguladı. Başbakan konuyla ilgili açıklama yaptı. Hükümetin erken seçim tarihi olarak 3 Nisan 2022'de ısrarcı olacağını ifade etti. Seçime bütün partilerin katılacağını belirtti. Başbakan, 27 milletvekiliyle hükümet ediyoruz. Bunlar sadece konuşuyorlar ifadelerini kullandı. Ad hoc komitenin kurulması gerektiğini de aktarıyor ayrıca Başbakan Ersan Saner. Komitelerde 3'e 3 olmayı kabul ettik. Ülkeyi kilitleyeceğiz. Yoktur böyle bir şey. Herkes Ulusal Birlik Partisi'nin parlamentodaki sayısına saygı duyacak. Dolayısıyla ad hoc komitesini kurmayı öneriyoruz. Her parti ağırlığı kadardır. Ağırlığı oranında da komitede olacak şeklinde bir açıklama yaptı. Başbakan Ersan Saner bir soru üzerine de doktor camiasının kadro sıkıntısı olduğuna işaret etti. Hükümet olarak bu sorunun aşılması için talimatı verdim. Doktor kadrolarını açacağız açıklamasını yaptı. Maliye Bakanı'nın gerekli çalışmayı tamamladığına da işaret ediyor yine Başbakan açıklamasından. Kamu Hizmetleri Kurumu'nda gönderileceğini ve kadroların açılacağını açıkladı diye gazete aktardı. Bir yöntemi varsa Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğimi iade edeceğim diyor Cumhurbaşkanı. Rum lider Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı şeklindeki açıklaması üzerine konuştu Cumhurbaşkanı. Anastasiadis bu kimliği aldınız bana biat ediyorsunuz demek istiyor diyerek ben 1974'ten önce doğdum var ama kullanmadım bir yöntemi varsa iade edeceğim dedi. Rum lider Nikos Anastasiadis'in Paskalya mesajında Kıbrıs'ta Türklerle ilgili vatandaşlarımız ifadelerini kullanmasının ardından başlayan tartışmanın devamında yine Anastasiadis'in Kıbrıs kimliğine pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıs'ta Türk utanmalı mı açıklaması yapmasıyla ilgili konuştu Cumhurbaşkanı. Açıklamasına bakalım. Anastasiadis kendi halkıyla kendi halkına oynuyor. Kendisi 1 Nisan'da yaptığı açıklamasında benim halkım EOKA'cıdır dedi. Kıbrıs'ın bir Helen adası olduğunu söyledi. Ben bu konudaki tepkimi Birleşmiş Milletler huzurunda kendisine ilettim açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı. Haber sür manşette logo kenarına bakalım. Oktay Pakdemirli ile Çavuşoğlu'nu kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yapılan görüşmenin ayrıntıları da iç sayfalarda veriliyor. Başbakan Saner Rum yönetimine sordu. Kayıp milletvekili Cengiz Ratip ne oldu? Yine ön sayfada gördüğümüz haber. Başbakan Ersan Saner, Kayıp Şahıslar Komitesi, Kıbrıs'ta Türk üyesi Hakkı Müftüzade'yi kabul etti. Başbakan 1964'te kaybolan Türk milletvekili Cengiz Ratip'le ilgili henüz bir sonuç alınamadığına dikkati çekti ve kendilerine Kıbrıs Cumhuriyeti diyenler milletvekilinin kaybını bile açıklayamıyorlar. Kayıplar Komitesi'nin bu konuda çalışma yapması lazım şeklinde bir açıklama yaptı. Ve yine Başbakan'dan bir haber kendini izole etti. Başbakan Ersan Saner dün sabah programına katılmıştı gazeteci Aytu Türkkan'ın. Ve PCR testinin pozitif çıkması üzerine, Aytu Türkkan'ın testinin pozitif çıkması üzerine kendini toplumdan izole etti. Başbakan Saner konuyla ilgili bir açıklama yaptı, aktaralım. Bu sabah programına katıldım. Gazeteci Aytu Türkkan'ın PCR testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyorum. Öncelikle gazeteci kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletirken değerli halkımızın bu durum sonrasında kendimi toplumdan izole ettiğimi bilmesini istiyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar Yurtdışı Kıbrıs'ta Türkler Komitesi ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi. Yurtdışı Kıbrıs'ta Türkler Komitesi ile yapılan çevrim içi görüşmede baktığımızda Cenevre'de gerçekleşen 5+ BM gayri resmi Kıbrıs toplantısının ele alındığını görüyoruz. Notlarının ele alındığını görüyoruz.
yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarının giderilebilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı. Hükümete çağrı yaptı konuyla ilgili. Konunun meclise taşınması gerektiğini kaydetti diye gazetede paylaştı. Faiz Sucuoğlu artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil dedi. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Doktor Faiz Sucuoğlu katıldığı bir programda açıklamalar yaptı. Ve artık Kuzey Kıbrıs eski Kuzey Kıbrıs değil şeklinde bir açıklaması var. Taçoy muhalefet ortamı germeye çalışıyor dedi Hasan Taçoy. Muhalefet partilerinin ortamı germeye çalıştığına dikkati çekti. Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy'un açıklamaları. Esas siyasetleri olan Kıbrıs'ta federal bir çözüm iddiaları yok olmuştur. Siyasetsiz kalmışlardır. Doğru yanlış her şeyi eleştiriyorlar. Siyasetsiz kalmış olan muhalefet siyasetini kazanmaya çalışıyor ifadelerini kullandığı aktarıldı gazete tarafından. Ön sayfada gördük haberi. Vatan gazetesi de Covid-19 protokol tanımıyor dedi. Başbakan Saner de karantinada. Ses Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Aytur Türkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Sabah kapalı alanda yapılan program nedeniyle Başbakan Ersan Saner'in de temaslı olduğunu duyurdu. Açıklamasında sağlık durumunun çok iyi olduğunu dile getirdi Türkkan'da. Başbakan Saner, 2. Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile yaptığı programlardan dolayı temaslı olduklarını belirtti. Başbakan Saner programına katıldığım gazeteci Aytu Türkkan'ın PCR testinin pozitif çıktığını öğrendim. Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletirken değerli halkımızın bu durum sonrasında kendimi toplumdan izole ettiğimi bilmesini istiyorum açıklamasını yaptı. Başbakan karantinada Covid-19 protokol tanımıyor diye gazete aktardı. Özersay'ın açıklaması logo üstünden devam edelim. Tutarlı olmak açısından Güney'den pasaport almayı uygun görmedim ama alanları da yadırgamam açıklamasını yaptı HP Genel Başkanı Kudret Özersay. 97 bin Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaportu olmasını yadırgamadığını ama yanlış da bulmadığını, kendisinin Güney'den pasaport, kimlik ya da doğum belgesinin bulunmadığını, buna hiç başvurmadığını söyledi. Özyiğit'in açıklaması var logo kenarında. Arıklı yatırım yapmayarak Kıpteki özele muhtaç hale getirmek istiyor Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in açıklamaları var. Kıptek özelinde yaşanan gelişmelerle Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın icraatlarını değerlendirdiği açıklaması. Özyiğit, Bakan Arıklı'nın Kıptek'e yatırım yapmayarak kurumu özele muhtaç hale getirmek istediğini savundu. Arıklı'nın göreve geldiği günden itibaren yatırımdan kaçarak ve tutarsız bir görüntü çizerek kurumun yatırım yapamaz imajını güçlendirmeye çalıştığını, doğalgaz yatırımını daha yüksek maliyete özele yaptırma niyetinde olduğunu öne sürüyor açıklamasında. Sayın Bakan üretimi Türkiye'deki firmalara devretmek istiyor. Bütün senaryo bunun üzerine kurgulanmıştır iddiasında bulundu diye gazete aktardı. Kamuda yaz mesaisi 10 Mayıs'ta başlıyor. Kamu iş yerlerinde yaz mesaisi 10 Mayıs pazartesi başlayacak. Günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 8-14.30, perşembe 8-12.30 yarım saatlik bir aranın ardından 13-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak. Kamuda yaz mesaisi 10 Mayıs'ta başlıyor diye aktarıldı. Pandemi ölümlü kaza sayısını azaltmadı maalesef. Trafik kazalarına baktığımızda ve kazalardaki can kayıplarına, ülkenin kanayan yarası olmaya devam ediyor. 10 Mart 2020'de ülkede ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından uygulanan sokağa çıkma yasağı döneminde ölümlü kaza meydana gelmemişti. Ancak yıl boyunca 24 ölümlü kazada 27 kişi hayatını kaybetti. 2019'da da 24 ölümlü kazanın meydana geldiği kayıtlara geçti ve 30 kişi de yaşamını yitirdi.
Akova Geçitkale arasında trafik kazası meydana geldi. Kazada biri çocuk, 3 yaralı var. Tatar Kıbrıslı Türklere seçme hakkı ivedi bir şekilde verilmeli dedi. Cumhurbaşkanı açıklamalarına bakalım. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı. Hükümete bir çağrı yaptı. Konunun meclise taşınması gerektiğini kaydetti. Salgın tablosuna bakalım. Toplam 7.999 test yapıldı. 64 pozitif vaka var. Ülkemize bakıyoruz son 24 saate. 7.999 test yapıldı. 45'i yerel, 64 pozitif vaka var. 61 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'a bakalım. 562 pozitif vaka var. Bir de can kaybı yaşandı güneyde. Son 24 saate baktığımızda COVID-19 kaynaklı bir can kaybı var. 562 de yeni vaka sayısı. Türkiye'ye bakalım son 24 saate yine. 356 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de. 26.476 da tespit edilen yeni vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Detaya geçelim. Detay gazetesi. 23 haftadır mecliste bekliyor dedi. Bugün görüşülecek. 2020 yılında kayıtlara geçen 1063 şiddet vakasının %40'ına işlenen şiddet türü suç kapsamına girmediği için şiddet uygulayıcıya dava okunamadı. Sabah tüm ev içi şiddet türlerinin suç kapsamına gireceği şiddeti önleme, şiddet uygulayıcıyı cezalandırma ve şiddet gören kişileri korumayı öngören ev içi şiddet yasasının ivedilik oylaması yapılacak. Yaşam için ivedilik. 23 haftadır mecliste bekleyen ev içi şiddet yasası, ivedilik oylaması bugün yapılıyor diye gazete aktardı. Logo kenarından devam edelim. Tatar yine ima etti diyor gazete. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in açıklamalarıyla bazı gazetelerde yer alan şahsına yönelik iddiaları yanıtladı diye gazete aktarıyor. Erhürman'dan Tatar'a bir pasaport eleştirisi geldi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman'ın açıklaması var. Sayın Tatar kimliğini, pasaportunu iade edeceğini söylemiş. Bu hepimiz gibi sizin de bireysel hakkınız. Başka bir siyasi anlam yüklüyorsaydınız niye aldınız? Siyasi anlam yüklemiyor ve bir hak olarak görüyorsanız niye iade edeceksiniz? Şeklinde bazı soruları ve eleştirisi var. Tatar dahil 160 bin Kıbrıslı Türk Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı çıktı, spotlardayız. Güneyden pasaport almayı uygun görmedim ama alanı da yadırgamam. Özel sayın açıklaması, Başbakan Ramazan Bayramı için sıkı tedbirler alınacak dedi bu arada. Yine bir başka açıklamada ön sayfada yer alıyor. Kıbrıs manşete geçelim. Küçük esnafı bitirdiler diyor gazete aktardı. Manşetinde pandemi döneminden bahsediliyor. Olumsuz olarak en fazla etkilenen esnaf kesimi dün de elektriklerin kesilmesiyle bir şok yaşamış oldu. Borçlarından dolayı elektrikleri kesilen çok sayıda esnaf medya kuruluşlarını arayarak yapılandırma beklerken şalterlerinin indirilmesini insafsızlık olarak nitelendirdiler. Gazetede ön sayfada yer veriyor bu konuya. Pandemi döneminden olumsuz olarak çok fazla etkilendi esnaf. Dün de elektrikleri kesildi ve bir şok daha yaşadı. Bayramda sıkı tedbirler geliyor. Başbakanın açıklamasına bakalım. Ramazan bayramı için sıkı tedbirler alınacağını kaydetti. Tedbirler cuma günü açıklanacak. Katıldığı programda pazar günü açılma olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine de açıklama yaptı. Türkiye'nin bayram sonrasına kadar Güney Kıbrıs'ında 15 gün kapalı olduğunu hatırlattı. Pazar gününe odaklanılmaması gerektiğini kaydetti açıklamasında. Sağlık Üst Kurulu'nun dün toplandığını da belirtti Başbakan. Alınan kararların bugün Sağlık Bakanlığı'nda görüşüleceğini, cuma günü de Bakanlar Kurulu'nun toplanacağını kaydetti. Tedbiri asla elden bırakmayacaklarını belirtiyor Başbakan Saner. Ufak ufak açılımlar yapılacaktır dedi. Bayramda sıkı tedbirler var gündemde. Önümüzdeki hafta Ramazan bayramı olduğunu da hatırlattı Başbakan Saner. Yaz aylarının rahat geçmesi açısından en azından 10 gün daha sıkı tedbirler alıp Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını riske atılmaması gerektiğini kaydetti bu ayların. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarının
riske atılmaması gerektiğini kaydetti. Saner Ramazan Bayramı ile ilgili kararın Cuma günü açıklanacağını belirtti. Söyleyelim, yaz mesaisi pazartesi günü başlıyor. Kamu iş yerlerinde yaz mesaisi 10 Mayıs pazartesi günü başlayacak. Kamuda yaz mesai saatlerinin düzenlenmesi başlıklı Bakanlar Kurulu kararına göre yaz mesaisi 19 Eylül'e kadar devam edecek. Günün 24 saatinde süreklilik gösteren elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 8-14.30, perşembe günleri 8-12.30, yarım saatlik bir aranın ardından perşembe günü 13-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak diye gazete aktardı. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler burada oy kullanabilmeli açıklaması. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurguladığı paylaşılıyor. Hükümete bu konuda bir çağrı yaptı ve konunun meclise taşınması gerektiğini kaydetti Cumhurbaşkanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirmişti. Burada yaptı açıklamayı. Görüşmede Cenevre'de gerçekleşen 5+ BM gayri resmi Kıbrıs toplantısının ele alındığı aktarılıyor. Ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarının giderilebilmesi için görüş alışverişinde bulunduğu da yine gazete tarafından paylaşıldı. Hakikat gazetesi de Kıbrıs Türkiye'nin milli davası açıklamasını manşetten paylaşıyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu vurguluyor. Adada iki devletli bir yapının artık şart olduğunu söyledi. Yunanistan'la bir diyalog, siyasal çözümler bulmak istediklerini kaydetti Akar. Fakat kendileri ne kadar iyi niyetli yaklaşırlarsa yaklaşsın, Yunanlı komşularının olayları tırmandırmakta, gerilimi artırmakta, tahrikkar ve tehditkar dil kullanmakta olduğunu belirtti. Biz diyalog diyoruz, siyasal çözümler bulmak istiyoruz. Fakat biz ne kadar iyi niyetli yaklaşırsak yaklaşalım, Yunanlı komşularımız olayları tırmandırmakta, gerilimi artırmakta, tahrikkar ve tehditkar dil kullanmakta, bununla bir yere varamayacaklarını anlamayacak kadar da hata içerisindeler dedi. Türkiye'ye karşı bu tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki duruşumuzla siyasal çözüm arayışlarının önünü açtığımıza inanıyoruz. Türkiye'nin kimsenin toprağında, suyunda, hak ve hukukunda gözünün olmadığını belirtiyor Akar açıklamasında. Herkesin tek zerre dahi hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi de çok iyi bilmesi lazım. Bizim diyalogla bu sorunları çözelim dememiz herhangi bir şekilde zafiyet olarak algılanmamalı. Bu bir zafiyet değil. İki komşu arasında dostane bir şekilde yaşamanın yollarını konuşuyoruz şeklinde Akar'ın açıklamaları var. Gazete manşetten paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, Oktay ve Pakdemirli ile görüştü, temaslarına bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sürmanşetteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer aldı görüşme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi kapsamında iletim tüneli, Güzelyurt ve Mesarya Ovaları sulama çalışmaları, halihazırda devam eden ve biten projelere ilişkin bazı konular ele alındı diye aktarılıyor. Sürmanşetten paylaşıldı. Son verilere bakalım. Salgında son durum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saat 7.999 yapılan test sayısı, 45'i yerel, 64 pozitif vaka var. 61 kişi taburcu edildi diye gazete aktarıyor. Salgında son 24 saati paylaştı. Sağlık Bakanlığı'ndan önemli bir hizmet. Sağlık Bakanlığı vatandaşların COVID-19 süreci ve sağlıkla ilgili bilgi alabilecekleri 11-11 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni devreye koydu. Bu önemli bir hizmet. Bakanlıktan yapılan açıklama var. 11-11 numaralı iletişim merkezine ulaşan vatandaşlar aşı bilgi sistemi, ev karantinası süreçleri gibi konularda bilgi alabilecek. İhbar ve şikayetlerini de ayrıca yine yapabilecekler. Bu arayacakları numaraya, 11-11 numarasına yapabilecekler.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hafta içi her gün 8-17 saatleri arasında hizmet verecek diye kez daha hatırlatmış olalım. 11-11 numaralı iletişim merkezine vatandaşlar ulaşabilirler. Aşı bilgi sistemi, ev karantinası süreçleri gibi konularda da bilgi alabilirler. İhbar ve şikayetleri de yapabilirler. Pandemi ölümlü kaza sayısını azaltmadı. Trafik kazaları ve kazalardaki can kayıpları ülkenin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı dönemlerinde trafik kazası sayılarında düşüş yaşandı. Ama yıl geneline baktığımızda ölümlü kazalarda bu oranda herhangi bir azalma görülmedi. Polis Genel Müdürlüğü Trafik Bölüm Müdürü Şevket Derindağ süratin kazaların altında yatan ana sebeplerden biri olduğuna dikkati çekiyor burada. Maalesef sürücülerimiz sürat yapmayı seviyor, cep telefonunda konuşmayı seviyor, emniyet kemeri bağlamak istemiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Güneyden pasaport almayı uygun görmedim. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın açıklamaları da ön sayfada görüyoruz. 97 bin Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaportu olmasını yadırgamadığını ya da yanlış bulmadığını ancak kendisinin güneyden pasaport, kimlik ya da doğum belgesinin bulunmadığını, buna hiç başvurmadığını söyledi diye gazete paylaştı Özersay'ın açıklamalarını da. Haberatör gazetesi Gürcü Aferi manşetine aldı. Laf çok, icraat yok açıklaması. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcü Aferi görüyoruz manşette. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sivil toplum örgütlerinin birçok projesi olduğunu ancak yasama ve yürütmenin bu konuda gerekli adımı atmamasından dolayı hiçbirinin hayata geçirilemediğine yönelik bir açıklaması var. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin de başta olmak üzere pek çok projeler bulunduğunu aktarıyor. Hiçbirinin hayata geçirilemediğini belirtti. Bu konuda bir eleştirisi var. İş sağlığı ve güvenliği konusunda eksiklikleri giderme yolunda atılan adımların kaplumbağa hızından daha yavaş olduğunu dile getiriyor. Yaptığı açıklamada dünya bu konuda mevzuatları yenilerken biz maalesef çağdaş dünyanın başladığı noktada bile değiliz şeklinde bir eleştiri getirdi. Laf çok, icraat yok diyor ayrıca. Her iş sağlığı ve güvenliği haftasında bol bol mesajlar veriliyor, açıklamalar yapılıyor, kameraları alıp inşaatlar geziliyor, işçiye ve emeğe ne kadar değer verildiği gösteriliyor. Ancak iş sağlığı ve güvenliği politikasının hayata geçmesi için yapması gerekenleri hiçbir zaman bunlar yapılmıyor. Örneğin bütçe konuşulurken bakın bakalım iş sağlığı ve güvenliği sorununu gidermek için ne kadar bir bütçe ayrılmış, ben eminim hiç para ayrılmamıştır gibi bir açıklaması var. Manşetten aktarıldı. Bir trafik kazası haberi var. Biri çocuk, 3 kişi yaralandı. İskele Ercan Anayolu'nda Akova Geçitkale arasında dün meydana geldi bu trafik kazası. Biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Polis basın subaylığından verilen bilgi var konuyla ilgili. İskele Ercan Anayolu üzerinde dün 12.30 sıralarında meydana geldi kaza. Akova Geçitkale kavşakları arasında meydana geldi. Araçtan kopan parçayı almak için yol içerisinde duran araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada araçtan kopan parçayı almak için yol kenarında bulunan Ivan Monks Appleton 14 yaşında araçla bariyer arasına sıkıştı ve yaralandı. Kaza bu şekilde meydana geldi. Kamuda yaz mesaisi başlıyor diye hatırlatmıştık, aktarmıştık. 19 Eylül'e kadar devam edecek. 10 Mayıs pazartesi başlayıp 19 Eylül'e kadar bu devam edecek yaz mesaisi. Pazartesi, salı, çarşamba, cuma 8-14.30, perşembe 8-12.30, yarım saatlik aranın ardından tekrar 13-17.30 olacak şekilde uygulanacak. Yine paylaşmıştık ve tabii trafik kazasıyla ilgili, kazalarıyla ilgili haberde yine tüm gazetelerde bugün yer alıyor. Pandemide kazalarda herhangi bir düşüş yaşanmadı. Pandemi döneminde trafik kazalarında herhangi bir geneline baktığımızda bir azalma görmüyoruz diye gazete aktardı. Rakamlar da var paylaşılan. Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı dönemlerinde trafik kazası sayılarında bir düşüş yaşandı ama yıl geneline bakılıyor. Ölümlü kazalarda bu oranda herhangi bir azalma yok. 10 Mart 2020'de ülkede ilk koronavirüs vakası görülmüştü. Ardından uygulanan sokağa çıkma yasağı döneminde ölümlü kaza meydana gelmedi. Ancak
Yıl boyunca baktığımızda 24 ölümlü kazada 27 kişi hayatını kaybetti. 2019'da da 24 ölümlü kazanın meydana geldiği kayıtlara geçti. 30 kişi yaşamını yitirmişti. 2019'a baktığımızda 24 ölümlü kaza 30 kişi yaşamını yitirdi. Toplam trafik kazası sayısında ise 2019'a oranla 2020'de bir düşüş var. 2019'da 3575 kaza meydana geldi. 2020'de 2854 kaza kayıtlara geçti. İkinci kapanma döneminin yaşandığı 2021'de aynı dönemin daha önceki yıllarına göre trafik kazası sayısında bir düşüş gözlemlendi. Yarı yarıya bir düşüş olduğu aktarılıyor. Fakat 2021'in ilk 4 ayına baktığımızda, 2021'de ilk 4 ayda 8 ölümlü kaza var ve 8 kişi de hayatını kaybetti. 8 ölümlü kaza meydana geldi. Halkın Sesi gazetesi de pasaport polemiği dedi, aktardı. Rumli Dernikos Anastasiadis'in Paskalya Bayramı mesajında Kıbrıs'ta Türklerle ilgili olarak vatandaşlarımız ifadesini kullanmasıyla başlayan bir kriz. Bu kriz pasaport konusunu gündeme taşıdı. Ülkede bir kez daha Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu tartışması yaşanmaya başladı. Rum basını 160 binden fazla Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olduğunu bildirdi. 120 bin Kıbrıslı Türk'ün ise doğum belgesi gibi diğer belgelere sahip olduğu ifade edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'ndaki 11 bakandan 9'unun da Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik veya pasaportu olduğu iddia edildi diye gazetede paylaştı. Cumhurbaşkanı Tatar kendisinin de Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olduğuna dair haberler üzerine ben 1974'ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Erhürmansa Tatar'a başka bir siyasi anlam yüklüyorsanız niye aldınız, bir hak olarak görüyorsanız niye iade edeceksiniz gibi sorular sordu. HP Başkanı Özersay ise yasallığını inkar ettiğim devletin pasaportunu almayı uygun görmedim ancak alan vatandaşları yadırgamam ifadelerini kullandığı aktarıldı. Söz Bakanlar Kurulu'nda paylaşalım. Cumhurbaşkanı Tatar Doktor Fazıl Küçük'ün isminin yeni yapılacak havaalanına verilmesi konusunda son sözün Bakanlar Kurulu'nda olduğunu ve Bakanlar Kurulu'nun karar üretmesi gerektiğini kaydetti. Halkın Sesi gazetesi logo üstünde. Saner ve Talat karantinada, gazeteci Aytuğ Türkan'ın testi pozitif çıktı. Programına katılmıştı Başbakan Saner, 2. Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga karantinaya girdiler. Mağusa'da Palm Beach Otel'de karantinaya alınan Saner, hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri de aldıklarını açıkladı diye gazete bugün paylaştı. Tamamlayalım, yeni bakışa geçelim. Muhalefet sesini yükseltmeli açıklaması var. Kooperatif Görevlileri Sendikası Başkanı, KOPSEN Başkanı Mehmet Ali Güröz, hükümetin iş yasasındaki değişiklikle çalışma hayatına sendikasız hayatı empoze etmek istediklerini savunuyor. Türkiye'de de birçok kesimin sendikasız çalıştırıldığına dikkati çekti diyor gazete. Türkiye'de ne varsa burada da olacak diye eleştirisi var. Türkiye ve destekçisi hükümet diyor açıklamasında. İş değişiklik yasasının 30. maddesinde değişikliğe gitmeye çalışarak sendikaları hedef aldılar iddiasında bulundu. Güröz'ün açıklamaları bugün manşetten paylaşıldı. 45'i yerel, 64 pozitif vaka var. Salgında son durum. Mausa'da bir gece içerisinde 3 ayrı suç işledi İbrahim Lekesiz. Tutuklandı dün mahkeme, Mausa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Bir gecede 3 ayrı suç. Yaşam için ivedilik 23 haftadır mecliste bekliyor ev içi şiddet yasası. İvedilik oylaması ise bugün yapılacak. Gözler ev içi şiddet yasasında diye gazetede aktardı. Paylaşılıyor. Geçitkale yolunda kaza haberi de var. Yine aktarıldı. 3 yaralı var kazada. 3 yaralı. Avrupa gazetesine bakalım. Tatar kimliği iade edecek diye gazete aktardı. Tatar kimliği iade edecek manşette. Kendisinin de Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olduğuna dair haberimiz üzerine tabii açıklama yaptı Cumhurbaşkanı da. Ben 1974'ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim açıklamasını yapmıştı Cumhurbaşkanı konuyla ilgili olarak.
benim halkım, benim insanım bu pasaportu kullanıyorsa bu bir ihtiyaçtır. İnsanımız seyahat özgürlüğü olarak bu pasaporttan faydalanıyor açıklaması var. Gazetede paylaştı. Bugün 6 Mayıs, yine ön sayfada görüyoruz, gazete paylaştı, aktardı. Kıbrıs gazetesine bakalım. İşçi azlığı inşaatları yavaşlattı, manşet haber. Koronavirüs inşaat sektöründe de sıkıntılara neden oldu. Elde kalan birçok ev ve daire alıcı bekliyor. Pandemi nedeniyle inşaatlara Türkiye'den sağlanan iş gücü de azaldı. İşçi azlığı inşaatları yavaşlattı. Gürcafer, 3. dünya ülkelerinden işçi getirtiyoruz dedi Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer. Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü andan itibaren inşaatlarda çalışan Türkiye'den gelen işçilerin ülkelerine döndüğünü belirtiyor. Bu işçilerin geri gelmek için pandeminin bitmesini beklediklerini söyledi. Gürcafer kendilerinin de 3. dünya ülkelerinden işçi getirmeye çalıştığını belirtti. İnşaatlardaki sıkıntının parasal olmadığını vurguluyor. İnşaatlardaki yavaşlamanın sadece işçi sıkıntısından kaynaklandığını belirtti. Mevcut kadro ile çalışıyoruz dedi. Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca'nın açıklamaları var. İnşaatların işçi azlığı nedeniyle yavaş ilerlediğini vurguladı. İnşaat sektöründe çalışmaların mevcut kadroyla devam ettiğine işaret ediyor. Eldeki mevcut işçi kadrosunun da bu durumdan faydalanarak daha fazla kazanç sağladığını söyledi. Böyle bir durumun ortaya çıkmasının daha iyi olduğunu, çünkü inşaat sektöründe satış konusunda bir düşüş olduğunu belirtiyor. Ülkede ciddi oranda inşaat fazlası var şeklinde bir açıklama yaptı. Logo üstündeyiz. Yerli üretimi artıracağız bakalım. Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın açıklaması. 22 Mayıs'ta genel kurula gidiyor dedi gazete. Ülkemizin başarılı iş insanlarından Kamlik Limited Direktörü Ali Kamacıoğlu da Sanayi Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Kamacıoğlu, sanayimizin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını artırma misyonuyla yola çıkıyoruz dedi. Yerli üretimi artıracağız. Finans modellerini belirledik. Kamtek Limited Direktörü Ali Kamacıoğlu düzenlediği basın toplantısıyla Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Kamuda yaz mesaisi 10 Mayıs'ta başlıyor, aktarmıştık yine. Başbakan Saner karantinada, günün öne çıkan haberlerinden. Refkoşa trafiğinde bir vatandaşın objektifine yansıyan bir görüntüye de gazete ön sayfadan yer verdi. Bu görüntü herkesi şaşkına çevirdi diye aktarılıyor. Taşıt demeye 1000 şahit isteyen bir araç olarak aktarıldı. Tıbbi atık taşıyan bir araç olarak paylaşıldı. Gazete tarafından ön sayfada yer aldı. Ülke gazetelerinin sonundayız. Haberlerle devam. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin kayıp kazıları ile ilgili çalışmaları sürüyor. Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs'ta Türk üyesi Hakkı Müftüzade'yi kabul etti Başbakan. Başbakan Saner, 1962 yılında kaybolan Kıbrıs'ta Türk milletvekili Cengiz Ratip'in akıbetiyle ilgili hiçbir emareye ulaşılamadığını anımsattı. Güney Kıbrıs'ın konunun aydınlatılması için ne yapacağı ile ilgili Rum lider Anastasiadis'ten izahat istedi. Başbakan Ersan Saner, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs'ı Türk üyesi Hakkı Müftüzade'yi kabul etti. Kabulde konuşan Müftüzade, pandemi döneminde çalışmalarda bazı duraksamalar yaşandığını ifade ederek, Mart ayı sonrasında ise çalışmaların yeniden hız kazandığını kaydetti. Müftüzade, komitenin iki toplumlu olması nedeniyle kazıların Rum arkeologlarla birlikte sürdürüldüğünü anımsatarak, şu anda 7-8 yerde kazıların devam ettiğini ve 6 kişiye ait kalıntıya ulaşıldığını söyledi. Müftüzade, kazılara hız vererek daha fazla kalıntıya ulaşılması için çalışmaya devam edeceklerini de dile getirdi. Başbakan Ersan Saner de Müftüzade'ye yeni görevinde başarılar dileyerek Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşadığı sıkıntıların gün yüzüne çıkmasında çok büyük bir görev üstlendiğini söyledi. Son Cenevre görüşmelerine de katıldığımızda sanki de Kıbrıs sorunu 1974 yılından sonra başlayan bir sorunmuş gibi Rumlar tarafından tüm dünyaya yanlış aksettirilen bir durum söz konusudur. Ancak kayıp şahıslar dediğimiz şahısların
Kıbrıs'ı Türk tarafında özellikle 1963 yılından sonra ve 1964 yılında da Birleşmiş Milletler'in tek taraflı olarak Kıbrıs durumları Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sahibi olarak ilan etmelerinden sonra ortaya çıkan ve 1974'e kadar süren süreç içerisinde kaybolan vatandaşlarımızdır. Rumlarınsa ağırlıklı olarak kayıpları iddia ettikleri noktada kayıpları 74 Mutlu Barış Harekatı sırasında çarpışma sırasında hayatlarını kaybeden insanlardan oluşmaktadır. Müftüzade'den 1963-1974 yılları arasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin Kayıp Şahıslar Komitesi'ndeki raporlara göre durumlarıyla ilgili bilgi isteyen Saner, bunun yanı sıra komiteden ayrı talepleri daha olduğunu söyledi. Saner, Kıbrıslı Türk Milletvekili Cengiz Ratip'in 1962'de kaybolduğunu anımsatarak o günden bu yana hiçbir emaresine rastlanmadığını dile getirdi. Parlamentoda olan Kıbrıslı bir Türk milletvekilinin kayıp olması, tabii ki hiçbir vatandaşımızın kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte, devletin kendisine vatandaşının haklarını koruması, onların dertlerini parlamentoya taşıması konusunda da dokunulmazlık zırhı vermiş olmasına rağmen kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bu çerçevede Kayıp Şahıslar Komitemizin de ivedi bir girişim yapmasını, çünkü konunun bilhassa şahsım tarafından da AKPA toplantılarında İnsan Hakları, Avrupa İnsan Hakları Komiseri'ne de genel kurulda sözlü olarak sormama rağmen, konuşma alıp sözlü almama rağmen bu konuda da tarafıma herhangi bir bilgi ulaşmamıştı. Başbakan Ersan Saner kabulü sırasında Rum lider Nikos Anastasiades'e de çağrıda bulundu. Kayıp milletvekilimiz konusunda da özellikle bir girişim yapmanızı arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. Ve inanıyorum ki bu konudaki çalışmalarınızın neticesini bizlerle ileriki süreçte paylaşarak durumun ne olduğunu da tüm halkımızla bizleri de paylaşmak istiyorum. Ama buradan da bir çağrı daha yapmak istiyorum. Özellikle Sayın Anastasiades'e bir çağrı yapmak istiyorum. Kaybolan Türk milletvekilimiz için 1962 yılında ne yapacaklarını da ondan da özellikle duymak istiyorum. Müftüzade de bu konunun gündemde olduğunu kaydederek 2-3 kez kazı yapıldığını ancak Ratip'le ilgili kalıntıya ulaşılamadığını söyledi. Bu konuyla ilgili bir girişimleri daha olacağını belirten Müftüzade, pandemiden dolayı güneye geçişlerin olamaması nedeniyle konunun bekletildiğini ancak bu konuda çaba harcamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Erken genel seçim tarihi konusunda açıklamalar devam ediyor. Hükümet seçimin 3 Nisan 2022'de muhalefet 29 Ağustos 2021'de yapılmasını istiyor. Erken genel seçim tarihine ilişkin önerilerin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nin gündemine alındı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT'de yayınlanan Manşet Artı programına katılarak erken genel seçim konusunda açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı Senaroğlu, pandemi koşulları, ekonomik koşullar ve bir milletvekilinin meclis aritmetiğinde etkili olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda ara seçim yapılmasının hiçbir siyasi parti tarafından istenmediğini kaydetti. Önder Senaroğlu, seçim ve halk oylaması yasasına göre ara seçim yapılmayacaksa bir yıl içinde genel seçim yapılması gerektiğini de vurgulayarak gerekmesi halinde komitedeki temsiliyet sayılarının değişebileceğini söyledi. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin erken seçim tarihiyle ilgili bir girişimde bulunmadığını kaydederek uzatmaya oynarlarsa tepkimiz sertleşecek dedi. Erhürman, anayasayı ihlal etme sürecinin başladığını savunarak hükümetin ortada bir sorun yokmuş gibi davrandığını belirtti ve eleştirilerde bulundu. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise mecliste grubu bulunan 3 siyasi partinin bir araya gelerek erken seçim tarihini belirleme konusunda ortak noktada buluşması gerektiğini söyledi. Özersay, 3 siyasi parti uzlaşarak ara bir tarihte anlaşmalı dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına ve şahsıma yönelik operasyonlar devam ediyor diyerek iddiaları yanıtladı.
Rum lider Anastasiadis'in Kıbrıslı Türkler vatandaşımızdır açıklamasını değerlendirdi. Kıbrıslı Türklerin vatandaşlığı hangi koşullarda almak zorunda kaldıklarını örneklerle anımsattı. Kimlik veya pasaport alanların Rum yönetimiyle herhangi bir vatandaşlık bağı olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in açıklamalarıyla bazı gazetelerde yer alan şahsına yönelik iddiaları yanıtladı. Cenevre'de gerçekleşen gayri resmi 5 artı Birleşmiş Milletler toplantısında Kıbrıs Türk halkı ve bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye tarafından desteklenen eşit egemen iki devletin işbirliğine dayalı önerilerinin müzakere masasına koymalarının büyük yankı yarattığını ifade ederek Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk halkına ve şahsına karşı büyük bir operasyon başlattığını söyledi. Tatar, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Paskalya mesajında Kıbrıs Türklerinin Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vatandaşları olduklarını ileri sürerken, daha sonra yaptığı açıklamada da gerçek dışı iddiasını güçlendirebilmek için 97 bin Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğiyle pasaportunu aldığını açıklamış ama bunun nedenlerini gizlemiştir dedi. Kıbrıs Türklerinin neden kimlik ve pasaport aldığının nedenlerine bakmak ve Rum zihniyetini anlamakta büyük yarar olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar şöyle dedi. 1963 yılının Aralık ayında Enosis hedefli olarak başlayan Rum saldırıları sonrasında Kıbrıs Türkleri eşit kurucu ortağı oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoruyla dışlanırken bütün hak ve hukuku da gasp edilmişti. Bu hak ve hukuk gaspı günümüzde de devam etmektedir. Bunun yanı sıra Kıbrıs Türklerine yönelik haksız ambargolar ve izolasyonlar uygulanırken seyahat özgürlükleri de engellenmektedir. Bu haksız ambargolarla izolasyonları aşmak, seyahat edebilmek, sağlık sorunlarını aşabilmek, yurt dışında öğrenim görebilmek ve daha birçok maksatlarla pek çok vatandaşımızın Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğiyle pasaportunu aldığı bilinmektedir. Ama bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oldukları anlamına gelmez. Bu Rum zihniyetinin dayatmasının bir sonucudur ve bu zihniyet şimdi de bu siyasi amaçları doğrultusunda kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği veya pasaportu alanların Rum yönetimiyle herhangi bir vatandaşlık bağı olmadığını, bu kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığını, vatandaşlık görevlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yerine getirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle de Anastasiadis'in Kıbrıslı Türkler bizim vatandaşlarımızdır açıklamasının hiçbir değeri olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan bazı gazetelerle Rum gazetelerin eş zamanlı olarak kendisinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullandığını ileri sürerek bazı haberler üretildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, bu haberlerin nerelerde üretilip nasıl servis edildiği de bilgimizdedir. İleri sürülen bu haberler yeni değildir. Bu konuda ilk haber 2010 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını engellemek için yapılmış şahsın ve Ulusal Birlik Partisi'nin bütün bakanların Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullandıkları ileri sürülmüştü. Şimdi de Kıbrıs konusunun kritik aşamasında Rum gazeteleriyle eş zamanlı olarak bu haberlerin yapılması oldukça dikkat çekicidir dedi. Tatar 1960 yılında doğan bir kişi olarak diğer herkes gibi o dönemin yasal uygulamaları gereğince Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesine sahip olmasının doğal olduğunu ifade ederek doğal olmayansa bunu kullanarak şahsım yıpratılmak istenmesidir. Bu konuda da kararım o doğum belgesinin iptal edilmesi yönündedir. Bu konuda da girişimlerim olacaktır vurgusu yaptı. Tatar, bu tür haberleri üretenlere çağrımsa, eğer Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportum varsa ve bu pasaportu en son ne zaman ve nerede kullandığımı ortaya koymalarıdır dedi. Tatar, vatandaşların Kıbrıs konusunun bu kritik aşamasında her türlü provokasyonla provokatif haberlere karşı dikkatli ve uyanık olmalarını, birlik ve beraberliği korumalarını beklediğini de vurguladı. ...7.49'a taşıdık saatleri. Günaydın diyoruz bir kez daha herkese. Manşetleri paylaşmaya devam edelim. Aramıza yeni katılanlar var mı? Günaydın. Devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakarak başlayalım. Millet İttifakı'nı çatlatamadılar diyor gazete paylaştı. Ön sayfada görüyoruz. Yine yeni bir yazı dizisi olduğu da aktarılıyor. Denizlerin Dalgasıyım 6 Mayıs 1972 tarihine burada gazete öne çıkardı. Ve hayal değil gerçek diye bir başka haberi de görüyoruz yine ön sayfada. Hıdır Ellez coşkusu renklere yansıdı.
Hıdrellez kutlamalarından bir fotoğraf karesi de görüyoruz ön sayfaya yansıyan. Milliyet gazetesi güneş ülkesi dedi. Türkiye güneş enerjisi için çok avantajlı. Konutlar için çatıya kurulan güneş santralleri 8-10 yılda, ticari binalardaki santraller ise 4-5 yılda kendini amorti ediyor. Toplamda payı %4,4 yüksek güneşlenme süresiyle büyük bir güneş enerjisi potansiyeli taşıyor Türkiye. Özellikle yazlık yerleşimlerde bireysel güneş enerjisi üretimi için de avantajlı bir coğrafya. Türkiye'de güneş enerjisinin toplam elektrik üretimi içindeki payı Nisan ayı itibariyle %4,4 olarak açıklandı. Güneşlenme süresi 7,5 saat. Ülkede Türkiye için bahsediliyor. Ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi olarak aktarıldı. Günlük güneşlenme süresi 7,5 saat açıklamaya göre. Buna karşın Türkiye'den daha az güneş alan Almanya gibi ülkelerde elektrik üretiminde güneşin payı daha fazla. Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretiminin 10 bin megawata çıkarılması hedefleniyor. Koyulan bir hedef var. Fazlası şebekeye yine aktarıldı. Detaylar veriliyor. Güneş enerjisinde çatılara kurulan santraller bireysel olarak elektrik üreterek hem kullanıma hem de fazlasına elektrik şebekesine vermeye olanak sağlıyor diye aktarıldı. 2020 sonu itibariyle 458 megawatt çatı güneş enerjisi kurulu gücüne ulaşırken toplamda 3490 megawatt kurulu güce sahip 9178 çatı GES başvurusu bulunuyor diye aktarıldı. Yüzünü kaptırma bir başka haber görüyoruz manşet üstünde bu kez. Sosyal medyada bir akım var. Yüz fotoğrafları şifre paylaşmak kadar vahim sonuçlar doğurabilir. Yüzde genetik veriler var diyor gazete. Sosyal medyada bir trend var 20'li yaşlar challenge ile ilgili olarak. Yüzünüzü çaldırmayın diyor gazete. 20'li yaşlardaki hallerini paylaşıyor insanlar. Bu akım konusunda uzmanların bir uyarısı var. Akşam gazetesine bakalım. 650 milyonu kime verdiniz? Manşette CHP'nin ve genel başkanın avukatı Mustafa Kemal Çiçek görevinden ve partiden istifa ederken medya organlarını ve yapılan anketlere ödenen milyon doların hesabını sordu diye aktarılıyor gazete tarafından. 650 milyonu kime verdiniz diye gazete sorulduğunu aktardı. Bu arada suç evde arttı, sokakta azaldı. Yine bu salgın dönemine burada işaret ediliyor. Bir araştırma yapıldı. Bu araştırma sonucunda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul'da bazı suçlardaki oran düştü ama aile içi şiddet, ev içi şiddet arttı diye aktarılıyor. Türkiye gazetesi işte istihdam paketinin detayları, bayram paketi dedi, aktardı. Destek paketinin kapsamı genişliyor. Her istihdama 100 bin lira kredi verilecek. Faizin bir kısmını devlet ödeyecek diye aktarıldı. Bu emeği çürütmeyin alt başlığı var konuyla ilgili olarak verildi. Vatan gazetesi masadan neden kaçtılar diye manşetine taşıdı haberi. Birleşmiş Milletler'in geçen hafta Cenevre'deki zirvesinde Türk tarafının iki devletli çözüm teklifine birkaç gün sessiz kalan Güney Kıbrıs Rum yönetimi lider Nikos Anastasiadis Paskalya Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kutlama mesajında Türkiye'yi hayalcilikle suçladı. Osmanlı hayali peşinde koşan küstahlar var dedi. Masadan neden kaçtılar diye gazetede ön sayfasına aldı. Manşetten paylaşıyor. Sözcü gazetesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu el incelemesi için böyle konuştu dedi. Üzüldüm ciddiye alındığı için şeklinde bir açıklama yaptı. Yeni Şafak gazetesi Mayıs sonu ibadete açılacak dedi. 81 yıllık mücadele ve azmin eseri diye aktarılıyor. Taksim Meydanı 81 yıllık siyasi mücadelenin sonunda camisine kavuşuyor. Hürriyet gazetesi Buket'in kamus gecesi dedi, paylaştı. Nüfusun 3 katı aşı için anlaştık açıklaması var. Koronavirüsten haberler de ön sayfada ve hemen noktalamamız gerekli. Hemen sabaha da bakıp tamamlıyoruz. Belediyeleri haraca bağladı. Manşette görüyoruz. CHP'nin parsadanı diye ön sayfadan gazete aktardı.
detayları da bugün tabii iç sayfalarda da paylaşıyor. Hemen tamamlıyoruz. Güney Kıbrıs'tan haberlerle devam. Evet, devam ediyoruz. Haravgi ile başlayalım. Bugün manşet haberine baktığımızda bir yandan hizmet satarken diğer yandan vatandaşlık verdiler başlığını kullandı ve Rum hükümetinin altın pasaportlar skandalı ile ilgili gizlemeye devam ettiğini yazdı. Haberin detaylarında Rum siyasi partilerin Anastasiadis hükümeti ve Disi partisini yasa dışı kazanç elde etmekle suçladığını yazan gazete. Geçtiğimiz iki hükümette 230 olan verilen pasaport sayısının Disi hükümetinde 6500'e fırladığını yazdı. Devam ediyoruz Alitia gazetesiyle. Pazartesiden itibaren yeniden özgürlük başlığını kullanıyor manşetinde. Rum Bakanlar Kurulu tarafından dün alınan kararlara göre Güney Kıbrıs'ın 10 Mayıs pazartesiden itibaren özgürlüğüne yeniden kavuşacağını, restoran ve kafelerin açılmasıyla birlikte otellerde konaklamanın da başlayacağını ve ticaretin de başlayacağını, sokağa çıkma yasağının ise gece 11 sabah saat 5 saatleri arasında uygulanacağını yazdı. Haber 562 yeni Covid-19 vakası ve bir ölüm daha spotuyla verildi. Bilal Efteros'a bakalım. Manşet haberindeyiz. Korona pası da kabul ettiriyorlar başlığını kullandı. Rum hükümetinin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kısa mesaj atılarak sokağa çıkmak için izin almayı kaldırırken daha sıkı kısıtlayıcı önlemleri zorunlu hale getirdiğini yazıyor. Detaylarda Rum hükümetinin hukuk çevrelerinin uyardığı bir koronavirüs tedbirinin anayasaya aykırı olabileceği nedeniyle pazar gününe kadar sürecek olan kısıtlamaların gevşetilmesi kararını birleştirdiği yazıldı. Gazete Rum hükümetinin koronapas olarak isimlendirdiği uygulamaya göre vatandaşların bunu göstererek kilise, restoran, kafe, alışveriş merkezi, mağaza, düğün resepsiyonları, vaftiz törenleri, tiyatro, sinema salonu, spor salonu gibi yerlere rahatlıkla herhangi bir cezaya maruz kalmadan girebileceklerini ve nihai kararların Rum Bakanlar Kurulu tarafından pazar akşamı alınmasının beklendiğini yazdı. Politise bakalım. Pazartesiden itibaren kademeli ancak cesurca kaldırılan önlemler başlığını kullandığı manşetinde Güney Kıbrıs'ta vatandaşların dayanacak gücünün kalmaması ve epidemiyolojik tablonun iyileşmesinin olayları aniden tersine çevirdiğini yazdı. Detaylarda toplumun taleplerini yerine getirme zorunluluğu ile hareket eden Rum hükümetinin dün gece ilk planlamasının tersine çevrildiğini açıklıyor. Daha sonrası için planladığı bir dizi koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasını hızlandırdığı ve kısıtlamaların daha fazla gevşetilmesi için bir takvim süreci oluşturduğu aktarıldı. 10 Mayıs pazartesiden itibaren restoran, kafe, spor salonları ve mağazaların açılacağını ve korona pasa sahip olan aşılanmış kişilerin bu gibi yerlere rahatça ve ceza yemeden giriş çıkışlarda serbest erişim hakkına sahip olacaklarını yazdı. Manşetleri noktaladık. Saat başında görüşmek üzere. Çocuklarda görülen yaz hastalıkları nelerdir? Çocukluk çağı aşıları neden önemlidir? Yaz aylarında çocuklar nasıl beslenmelidir? Tüm bu soruları ve daha fazlasını Ceren Aksu soruyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Umut Altunç her şeyin başı sağlıkta yanıtlıyor. Sizin de sorularınızla katkı koyabileceğiniz her şeyin başı sağlık, Perşembe saat 18'de BRT1'de. Bakış Açısı BRT1'de. Sevil Özlü'nün hazırlayıp sunduğu Bakış Açısı her Perşembe saat 20'de canlı yayınla BRT1'de. Gözünüz kulağınız bizde olsun, haberiniz olsun.
Saat başında devam ediyoruz. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin kayıp kazıları ile ilgili çalışmaları sürüyor sayın seyirciler. Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs'ı Türk üyesi Hakkı Müftüzade'yi kabul etti Başbakan Ersan Saner. 1962 yılında kaybolan Kıbrıs'ı Türk milletvekili Cengiz Ziratib'in akıbetiyle ilgili hiçbir emareye ulaşılamadığını anımsattı. Güney Kıbrıs'ın konunun aydınlatılması için ne yapacağı ile ilgili Rum lider Anastasiadis'ten izahat istedi. Başbakan Ersan Saner, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs'ı Türk üyesi Hakkı Müftüzade'yi kabul etti. Kabulde konuşan Müftüzade, pandemi döneminde çalışmalarda bazı duraksamalar yaşandığını ifade ederek, Mart ayı sonrasında ise çalışmaların yeniden hız kazandığını kaydetti. Müftüzade, komitenin iki toplumlu olması nedeniyle kazıların Rum arkeologlarla birlikte sürdürüldüğünü anımsatarak, şu anda 7-8 yerde kazıların devam ettiğini ve 6 kişiye ait kalıntıya ulaşıldığını söyledi. Müftüzade, kazılara hız vererek daha fazla kalıntıya ulaşılması için çalışmaya devam edeceklerini de dile getirdi. Başbakan Ersan Saner de Müftüzade'ye yeni görevinde başarılar dileyerek Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşadığı sıkıntıların gün yüzüne çıkmasında çok büyük bir görev üstlendiğini söyledi. Son Cenevre görüşmelerine de katıldığımızda sanki de Kıbrıs sorunu 1974 yılından sonra başlayan bir sorunmuş gibi Rumlar tarafından tüm dünyaya yanlış aksettirilen bir durum söz konusudur. Ancak kayıp şahıslar dediğimiz şahısların Kıbrıs'ı Türk tarafında özellikle 1963 yılından sonra ve 1964 yılında da Birleşmiş Milletler'in tek taraflı olarak Kıbrıs durumları Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sahibi olarak ilan etmelerinden sonra ortaya çıkan ve 1974'e kadar süren süreç içerisinde kaybolan vatandaşlarımızdır. Rumların ise ağırlıklı olarak kayıpları iddia ettikleri noktada kayıpları 74 Mutlu Barış Harekatı sırasında çarpışma sırasında hayatlarını kaybeden insanlardan oluşmaktadır. Müftüzade'den 1963-1974 yılları arasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin Kayıp Şahıslar Komitesi'ndeki raporlara göre durumlarıyla ilgili bilgi isteyen Saner, bunun yanı sıra komiteden ayrı talepleri daha olduğunu söyledi. Saner, Kıbrıslı Türk Milletvekili Cengiz Ratip'in 1962'de kaybolduğunu anımsatarak o günden bu yana hiçbir emaresine rastlanmadığını dile getirdi. Parlamentoda olan Kıbrıslı bir Türk milletvekilinin kayıp olması, tabii ki hiçbir vatandaşımızın kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte, devletin kendisine vatandaşının haklarını koruması, onların dertlerini parlamentoya taşıması konusunda da dokunulmazlık zırhı vermiş olmasına rağmen kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bu çerçevede Kayıp Şahıslar Komitemizin de ivedi bir girişim yapmasını, çünkü konunun bilhassa şahsım tarafından da AKPA toplantılarında İnsan Hakları Avrupa İnsan Hakları Komiseri'ne de genel kurulda sözlü olarak sormama rağmen, konuşma alıp sözlü almama rağmen bu konuda da tarafıma herhangi bir bilgi ulaşmamıştı. Başbakan Ersan Saner kabulü sırasında Rum lider Nikos Anastasiades'e de çağrıda bulundu. Kayıp milletvekilimiz konusunda da özellikle bir girişim yapmanızı arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. Ve inanıyorum ki bu konudaki çalışmalarınızın neticesini bizlerle ileriki süreçte paylaşarak durumun ne olduğunu da tüm halkımızla bizleri de paylaşmak istiyoruz. Ama buradan da bir çağrı daha yapmak istiyorum. Özellikle Sayın Anastasiadis'e bir çağrı yapmak istiyorum. Kaybolan Türk milletvekilimiz için 1962 yılında ne yapacaklarını da ondan da özellikle duymak istiyorum. Müftüzade de bu konunun gündemde olduğunu kaydederek 2-3 kez kazı yapıldığını ancak Ratip'le ilgili kalıntıya ulaşılamadığını söyledi. Bu konuyla ilgili bir girişimleri daha olacağını belirten Müftüzade, pandemiden dolayı güneye geçişlerin olamaması nedeniyle konunun bekletildiğini ancak bu konuda çaba harcamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Erken genel seçim tarihi konusunda açıklamalar devam ediyor. Hükümet seçimin 3 Nisan 2022'de muhalefette 29 Ağustos 2021'de yapılmasını istiyor. Erken genel seçim tarihine ilişkin önerilerin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nin gündemine alındı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Senaroğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT'de yayınlanan Manşet Artı programına katılarak erken genel seçim konusunda açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı Senaroğlu, pandemi koşulları, ekonomik koşullar ve bir milletvekilinin meclis aritmetiğinde etkili olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda ara seçim yapılmasının hiçbir siyasi parti tarafından istenmediğini kaydetti. Önder Senaroğlu, seçim ve halk oylaması yasasına göre ara seçim yapılmayacaksa bir yıl içinde genel seçim yapılması gerektiğini de vurgulayarak gerekmesi halinde komitedeki temsiliyet sayılarının değişebileceğini söyledi. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin erken seçim tarihiyle ilgili bir girişimde bulunmadığını kaydederek uzatmaya oynarlarsa tepkimiz sertleşecek dedi. Erhürman, anayasayı ihlal etme sürecinin başladığını savunarak hükümetin ortada bir sorun yokmuş gibi davrandığını belirtti ve eleştirilerde bulundu. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise mecliste grubu bulunan 3 siyasi partinin bir araya gelerek erken seçim tarihini belirleme konusunda ortak noktada buluşması gerektiğini söyledi. Özersay, 3 siyasi parti uzlaşarak ara bir tarihte anlaşmalı dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı. Tatar, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin oy kullanamamalarının adaletsizlik ve insan haklarına aykırı olduğunu, demokratik haklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cenevre'de gerçekleşen 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi Kıbrıs toplantısı ele alınırken, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarının giderilebilmesi için görüş alışverişinde de bulunuldu. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayarak hükümete çağrı yaptı ve konunun meclise taşınması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız her nerede olursa olsun yürekleri Kıbrıs'ta atıyor. Bizlerin kopmaz parçasıdırlar diyerek oy kullanamamalarının adaletsizlik ve insan haklarına aykırı olduğunu, demokratik haklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti. Komite toplantısında ayrıca komite üyesi Hakkı Müftüzade, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin gerekli eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve genç kuşakların eğitim zafiyetlerinin giderilmesinin milli çıkarlar bakımından da önemli olduğunu belirtti. Müftüzade, gençlere gerekli eğitimin sağlanmasıyla yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulacağına ve geçmişteki gerçekleri bilen eğitimli yeni nesiller yaratılacağına da işaret etti. Toplantıda ayrıca yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin sorunlarıyla ilgilenmek üzere Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yurt dışı Kıbrıslı Türkler Müsteşarlığı kurulması da görüşüldü. Toplantıya komite başkanı Leyla Kemal, komite üyeleri Nevin Hüseyin, Doktor İsmet Doğan, Hakkı Müftüzade, Kerem Haser ve Münir Tatar katıldı. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Profesör Doktor Tülen Saner de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına ve şahsıma yönelik operasyonlar devam ediyor diyerek iddiaları yanıtladı. Rum lider Anastasiadis'in Kıbrıslı Türkler vatandaşımızdır açıklamasını değerlendirdi. Kıbrıslı Türklerin vatandaşlığı hangi koşullarda almak zorunda kaldıklarını örneklerle anımsattı. Kimlik veya pasaport alanların Rum yönetimiyle herhangi bir vatandaşlık bağı bulunmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in açıklamalarıyla bazı gazetelerde yer alan şahsına yönelik iddiaları yanıtladı. Cenevre'de gerçekleşen gayri resmi 5 artı Birleşmiş Milletler toplantısında Kıbrıs Türk halkı ve bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye tarafından desteklenen eşit egemen iki devletin işbirliğine dayalı önerilerinin müzakere masasına koymalarının büyük yankı yarattığını ifade ederek, Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk halkına ve şahsına karşı büyük bir operasyon başlattığını söyledi.
Tatar Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades'in Paskalya mesajında Kıbrıs Türklerinin Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vatandaşları olduklarını ileri sürerken, daha sonra yaptığı açıklamada da gerçek dışı iddiasını güçlendirebilmek için 97 bin Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğiyle pasaportunu aldığını açıklamış ama bunun nedenlerini gizlemiştir dedi. Kıbrıs Türklerinin neden kimlik ve pasaport aldığının nedenlerine bakmak ve Rum zihniyetini anlamakta büyük yarar olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar şöyle dedi. 1963 yılının Aralık ayında Enosis hedefli olarak başlayan Rum saldırıları sonrasında Kıbrıs Türkleri eşit kurucu ortağı oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoruyla dışlanırken bütün hak ve hukuku da gasp edilmişti. Bu hak ve hukuk gaspı günümüzde de devam etmektedir. Bunun yanı sıra Kıbrıs Türklerine yönelik haksız ambargolar ve izolasyonlar uygulanırken seyahat özgürlükleri de engellenmektedir. Bu haksız ambargolarla izolasyonları aşmak, seyahat edebilmek, sağlık sorunlarını aşabilmek, yurt dışında öğrenim görebilmek ve daha birçok maksatlarla pek çok vatandaşımızın Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğiyle pasaportunu aldığı bilinmektedir. Ama bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oldukları anlamına gelmez. Bu Rum zihniyetinin dayatmasının bir sonucudur ve bu zihniyet şimdi de bu siyasi amaçları doğrultusunda kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği veya pasaportu alanların Rum yönetimiyle herhangi bir vatandaşlık bağı olmadığını, bu kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığını, vatandaşlık görevlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yerine getirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle de Anastasiades'in Kıbrıslı Türkler bizim vatandaşlarımızdır açıklamasının hiçbir değeri olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan bazı gazetelerle Rum gazetelerin eş zamanlı olarak kendisinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullandığını ileri sürerek bazı haberler üretildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, bu haberlerin nerelerde üretilip nasıl servis edildiği de bilgimizdedir. İleri sürülen bu haberler yeni değildir. Bu konuda ilk haber 2010 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını engellemek için yapılmış Şahsım ve Ulusal Birlik Partisi'nin bütün bakanların Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullandıkları ileri sürülmüştü. Şimdi de Kıbrıs konusunun kritik aşamasında Rum gazeteleriyle eş zamanlı olarak bu haberlerin yapılması oldukça dikkat çekicidir dedi. Tatar 1960 yılında doğan bir kişi olarak diğer herkes gibi o dönemin yasal uygulamaları gereğince Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesine sahip olmasının doğal olduğunu ifade ederek, doğal olmayansa bunu kullanarak şahsım yıpratılmak istenmesidir. Bu konuda da kararım o doğum belgesinin iptal edilmesi yönündedir. Bu konuda da girişimlerim olacaktır vurgusu yaptı. Tatar, bu tür haberleri üretenlere çağrımsa, eğer Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportum varsa ve bu pasaportu en son ne zaman ve nerede kullandığımı ortaya koymalarıdır dedi. Tatar vatandaşların Kıbrıs konusunun bu kritik aşamasında her türlü provokasyonla provokatif haberlere karşı dikkatli ve uyanık olmalarını, birlik ve beraberliği korumalarını beklediğini de vurguladı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs'ta iki devletli bir yapının şart olduğuna bir kez daha dikkati çekti. Akar, Kıbrıs'ın Türkiye için milli dava olduğunun da altını çizdi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla Gölcük Donanma Komutanlığı'nda denetleme ve incelemelerde bulundu. Burada personele hitap eden Akar, Yunanistan'la ilişkilere de değindi. Biz gerçekten diyalog istiyoruz, gerçekten sorunlarımızla görüşerek siyasal çözümler bulmak istiyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa, uluslararası hukuk, teamüller, iyi komşuluk ilişkileri, bunları çerçevesinde buradaki sorunları gidermek istiyoruz. Fakat maalesef biz ne kadar iyi niyetle yaklaşırsak yaklaşalım, Yunanlı komşularımız olayları tırmandırmakta, gerilimi arttırmakta, tahrikkar ve tehditkar bir dil kullanmakta ve fakat maalesef bununla bir yere varamayacaklarını da anlayamayacak kadar hata içindeler. Yani bize karşı, Türkiye'ye karşı, bu millete, bu devlete karşı bu tehdit diliyle, bu tehditkar konuşmalarla, olayları tırmandırmakla bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Bizim temennimiz, dileğimiz bu arkadaşlar. Ve nitekim bu duruşumuzla, tabii başta deniz kuvvetlerimiz olmak üzere, bu alandaki, arazideki, yani Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs ve civarındaki duruşumuzla sonuç olarak bu siyasal
çözüm arayışlarının yolunu açtığımıza inanıyoruz. Türkiye'nin kimsenin toprağında, suyunda, hak ve hukukunda gözünün olmadığını belirten Akar, herkesin tek zerre dahi hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi de çok iyi bilmesi lazım. Bizim diyalogla bu sorunları çözelim dememiz herhangi bir şekilde zafiyet olarak algılanmamalı. Bu bir zafiyet değil. İki komşu arasında dostane bir şekilde yaşamanın yollarını konuşuyoruz dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu da vurgulayarak adada iki devletli bir yapının artık şart olduğunu söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tarımsal sulama konusunda Ankara'da temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu bu çerçevede Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Tarım Bakanı ile bir araya geldi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere Ankara'da. Bakan Çavuşoğlu temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi kapsamında iletim tüneli, Güzelyurt ve Mesarya Ovaları sulama çalışmalarıyla halihazırda devam eden ve biten projelere ilişkin konular ele alındı. Bakan Çavuşoğlu'nun bu akşam saatlerinde ülkeye dönmesi bekleniyor. İstatistik Kurumu Nisan ayında enflasyon oranını açıkladı. Tüketici fiyatları genel endeksi verilerine göre Nisan ayında bir önceki aya göre %1,94'lük bir artış var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Nisan ayında enflasyon %1,94 arttı. İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, İstatistik Kurumu'nun tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı tüketici fiyatları genel endeksinde bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,84 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %16,45 değişim gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış %6,67 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki aya göre endekste kapsanan 330 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 88 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk 3 mal, %300 sabit telefon görüşme ücreti, yurt dışı, %140 sabit telefon görüşme ücreti, sabitten cep telefonunu arama ve %100 piyango bileti Türkiye Cumhuriyeti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk 3 malsa %100 ile sabit telefon görüşme ücreti yurt içi, %47,49 ile çiçek lahanası ve %40,60 ile taze bakla oldu. Kamuda yaz mesaisi sayın seyirciler 10 Mayıs'ta başlıyor. Elzem hizmetler dışındaki kurumlarda, Perşembe dışındaki günlerde 8-14.30, Perşembe günleri 8-12.30 ve 13-17.30 arasında mesai yapılacak. Kamu sağlık servislerinde mesai saatleri haftanın 5 günü 7.45-14.45 olacak. Kamu işyerlerinde yaz mesaisi 10 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Resmi gazetede yayınlanan kamuda yaz mesai saatlerinin düzenlenmesi başlıklı Bakanlar Kurulu kararına göre yaz mesaisi 19 Eylül'e kadar sürecek. Günü 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 8-14.30, perşembe günleri ise 8-12.30 ve yarım saatlik aranın ardından 13-17.30 saatleri arasında mesai yapılacak. Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileriyle kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek. Cumartesi ve pazar günleri ise tatil olacak. Resmi gazetede yer alan Bakanlar Kurulu kararlarına ilişkin haberlere bakalım. Denetimlerde standardı artırmayı da hedefleyen çevre denetim tüzüğü yürürlüğe girdi. Öğretmenlerin yer değiştirmeleri ve zorunlu taşımacılıkla ilgili tüzüklerde de değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan taşımacılıkla ilgili tüzüğe göre turistik taşımacıların her birine 7500'er Türk lirası katkı yapılıyor.
Çevre yasası altında hazırlanan çevre denetim tüzüğü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tüzük, Çevre Koruma Dairesi'nin gerçekleştirdiği çevre denetimlerinin standartlarını yükseltmeyi, yapılan çevre denetimlerinin halkla paylaşımını sağlamayı ve denetim planı hazırlayarak çevre denetimlerini belli bir program çerçevesinde gerçekleştirerek işletmelerin çevre kurallarına daha iyi uymasını sağlamayı amaçlıyor. Öğretmenlerin yer değiştirmeleri değişiklik tüzüğüyle zorunlu taşımacılık değişiklik tüzüğü de Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak resmi gazetede yayımlandı. Bakanlar Kurulu 2019 ve 2020 yıllarında turistik taşıma izinlerini yenilemiş ve aktif olarak turizm taşımacılığı yapan Kamu Araçları İşletmeciler Derneği Karış'te Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği üyesi 237 kişiye toplam 1.777.500 Türk Lirası katkı yapılmasını onayladı. Şoförlerin her birine 7.500 Türk Lirası verilecek. Söz konusu ödeme Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 mali yılı bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu altında yeni ihdas edilen hizmet sektörüne yapılan transferler kaleminden karşılanacak. Bakanlar Kurulu patates konusunda da 1 Eylül 2020'de alınan kararı iptal ederek yeni bir karar üretti. Yeni kararla ülke ürünü olan ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın onayladığı standartlarda üretilen dolmuş parmak patatesten aldıkları miktar kadar ithal izni verilmesi veya sanayi tipi patatesi ihraç edecek firmalara 1,5 kilogram ham sanayi tipi patates ihraç etmeleri karşılığında 1 kilogram dolmuş parmak patates ithal izni verilmesi, ayrıca sofralık patatesi ihracatı gerçekleştirecek firmalara ise 2 kilogram ihraç etmeleri halinde 1 kilogram dolmuş parmak patates ithal izni verilmesi düzenlendi. Patatesi ihracatında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın uygun göreceği standartlarda ürünün ihraç edilmesi koşulu aranacak. Bu konudaki iş ve işlemler Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Tarım Dairesi tarafından yürütülecek. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanlığı çalışma izinleri ve belediyeler sağlık raporları takip modülünü devreye koydu. Yeni uygulamayla birlikte sağlık karnelerinin daha hızlı ve çağdaş bir şekilde takip edilebileceği belirtildi. Sağlık Bakanlığı çalışma izinleri, sağlık raporları online ödeme ve takip modülüyle belediyeler sağlık raporları başvuru online ödeme ve takip modülünü devreye koyduğunu bildirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada COVID-19 önlemleri çerçevesinde hastanelerde ve ödeme noktalarındaki yığılmaların önüne geçmek ve teması azaltmak amacıyla sağlık raporları otomasyon sistemine ilaveten devreye giren yeni uygulamayla birlikte sağlık karnelerinin daha hızlı ve çağdaş bir şekilde takip edilebileceği belirtildi. Açıklamada yeni sistemle belediye hudutları içerisinde gıda maddeleri üretenler ve dağıtanların periyodik olarak yapılan sağlık karnesi tahlillerini sağlık raporları otomasyon sisteminden yapabilecekleri de ifade edildi. Sayın seyirciler, Başbakan Ersan Saner dün sabah programına katıldığı gazeteci Aytuğ Türkkan'ın PCR testinin pozitif çıkması üzerine kendisini izole ettiğini açıkladı. Başbakan Saner konuyla ilgili yaptığı paylaşımda programına katıldığı gazeteci Aytuğ Türkkan'ın PCR testinin pozitif çıktığını öğrendiğini ifade etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Saner bu gelişme sonrasında kendini toplumdan izole ettiğini bildirdi. Çift doz aşılı olmama ve sürekli PCR testi yaptırmama rağmen sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim diyen Saner, bu süre içinde hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti. Saner, olayın duyulmasının ardından şahsına gösterilen ilgi ve desteğe de teşekkür etti. Ve Mausa'dayız bu sabah. Muhabir arkadaşımız Ülkü Akın'ı görüyoruz ekranda. Bakalım neler aktaracak bize Mausa'dan. Ülkü, günaydın, sendeyiz. Günaydınlardan. BRT ekranlarında yeni bir perşembe sabahı ve yeni bir bölge bağlantısında sizlerleyiz. Evet, bu sabahki konuğumuz Orman Dairesi Müdürü Sayın Cemil Karzaoğlu. Kendisiyle gerek insan kaynaklı gerekse doğaya bağlı olan hem orman hem de arazi yangınlarını konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Efendim, ilk olarak
Yangınların çıkış nedenleri nedir? Buna insan kaynaklı dememiz doğru mudur? Tabii ki şimdi ülkemizdeki ve dünya genelinde çıkan yangınların istatistikleri verilerden %97-98'i insan kaynaklı yangınlardır. Evet. Gerisi kalan %2'lik güçlük olan kısım ise yıldırım düşmesine kaynaklanan, işte doğal işte ülkemizde olmayan işte işte yanardağ vesaire. Onun dışında özellikle biz ülkemiz için konuşmak gerekiyorsa bizim 1974 sonrası yaptığımız elimizdeki olan kayıtlarda istatistik verilerimize göre %98 insan kaynaklı yangınlarımız vardır. Bunların içerisindeki, bunu açarsak parantez içerisinde, birincisi özellikle enerji nakil hatlarımız, çöp alanlarımız, ikili tarımsal alanlardaki anız ve biçer döverlerden kaynaklanan yangınlar artı bunun yanında ulaşım yollarımız, asfalt yollarımızın da yakın olan tarımsal arazilerden araçlardan atılan sigara izmaritleri olan veya atılan cam parçalarından veya egzozlardan çıkan kıvılcımlardan çıkan yangınlardır. Bunun haricindeki yangınlar, yani yıldırımdan yangın ülkemizde çok nadiren, son bu yıl Sentilaryon'daki bir yerde düşmüştür de kışın içerisinde. Yani onun haricinde bizim esas en büyük sorunumuz insan kaynaklı yangınlardır. Dolayısıyla bununla ilgili vatandaşlarımıza çok değil çok çok büyük işler düşüyor. Özellikle şu içinde bulunduğumuz mevsim Mayıs ayı itibariyle artık çiftçilerimiz ekinlerini biçmeye başlamışlardır. Özellikle 3-4 gün önce İskele'de Topçuköy kısmına bir arazi yangında tesadüfe rast geldim. Kombay makinesinden kaynaklanan bir yangın. Tabii ki bunların gerekli trafik izinleri muayene edilirken mutlaka kontrol ediliyordur. Yangın söndürme tüplerinin ilk etapta ilk müdahale çok önemli dolayısıyla. Yangın söndürme tüplerinin egzoz sistemlerinin kontrollü kapaklı olması gerek. Bunlar yapılıyordur ama gözden kaçanlar, ihmale uğrayanlar veya yaptırmayanlarla olabiliyor. Veya traktörlerin egzozları yere değil de havaya olması gerekiyor. Bu tepkiler alınırsa zaten bir kısım tepkiler alınıyor. Bizdeki kurum olarak da kendi iş makinelerimizle en az ormana paralel olarak yakın olan tarımsal arazilerin işte orman yolu olsun, köy yolları olsun temizliklerini yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz da devam ediyoruz şu anda. Mesela örneğin bu yıl, yani bilmiyorum ama hangi kurumda var. Bizim şu anda 4 dozer, 3 kreider ve 1 eskavatörle Yeşilırmak'tan Dipkapaz'a kadar orman yollarımızı temizlemeye, daha doğru tırmanmaya başladık. Sağa sola, doğudan batıya, batıdan doğuya doğru çalışmaya devam ediyoruz. Bu sadece sizin yönetiminizde mi oluyor efendim? Evet. Bu noktada yerel yönetime de görevler düşmüyor mu? Tabii ki orman sahalarında biz kendi sahamız. Ama bunun yanında özellikle yol kenarlarını, yerel yönetimler ve ilgili belediyeler ve özellikle belediyelerin denetiminde olan çöp alanları. Bazı özellikle çöplük alanlara çıkan... Artık vatandaşların, işte duyarsız vatandaşların işte çöpten işte bazı metaller alıp işte o tip yangınların da olmasıyla birlikte ekili alana sıçrıyor. Ekili alandan ormana sıçrıyor. Dolayısıyla bunların sorumluluğunda olması gerekiyor. Belediyeler ve karayolları. Özellikle karayollarının sorumlu olduğu ana arterlerin yol banketleri boyunca bir şekilde temizlenmesi lazım. Ayrıca ben her zaman önerdiğim özellikle asfalt yollarda paralel tarımsal alanların sınırları boyunca en az 2 traktör genişliği dediğimiz 3 veya 6 maksimum 5 metrelik bir alan 1 Mayıs'a kadar tüm tarla sahipleri tarafından ekini biçilip ve traktörle sürüldüğü anda komşudan çıkan bir anız yangını, yani bilinçsiz yakılan bir anız yangını hem kendi tarlasını kurtaracak, biçilmiş veya biçilmemiş tarlasını kurtaracak. Bunları bir şekilde yasal düzenleme yapıp bu tip vatandaşlarımız devletten yararlandığı genel tarım sigortasından teşvik falan alıyorlar. Dolayısıyla katkı alıyorlar. Bu katkıların da denetleme mekanizmasını yangın tedbirlerini alarak bir kural gelmesi gerekiyor. Çünkü bakın, yeryüzünde en büyük silah, yok edici ateştir. Ateşin yaktığı bir şeyin tekrar geri dönüşü mümkün değil. Dolayısıyla toprağın yanması demek, topraktaki mikroorganizmaların ölmesi demektir. Daha sonra ekeceğiniz tohumun
köklerinin toprakta mineral alabilmesini yardımcı olacak organizmalar olmayınca ertesi yıl sağlıklı bir ürün alamazsın. Ne kadar gübre versin, yani verdiğin maliyeti artırıyorsun. Dolayısıyla en büyük sorunumuz mümkün olduğu ateşten uzak durmamız gerekiyor. Bu nedenle vatandaşlarımıza en büyük önerimiz odur. Ateş en büyük silahtır. Kendi kendimizi yakmayalım, geleceğimizi yakmayalım, servetimizi yakmayalım. Bunun dileğim odur. Ülkemiz ormanlarının yüzde kaçı bu yangınlara hassas bölgelerde? Özellikle bu bölgeler nereler efendim? Bakın ülkemiz ormanı şu an Adana genelinde %23'ü orman sahasıdır. Evet. Bunun %23'ünü hani KKDC'nin %23 nokta yaklaşık %23'ü diyelim ormandır. Bunun %22'si hatta %20'si diyelim zirvelerden vazgeçelim %20'si yangın riskinin en yüksek bölgelerdir. Bugün bakıyoruz zaten yerleşim yerlerimiz artık ormanın içerisine girmiştir. Dolayısıyla herkes evin etrafında ağaç dikmiştir, ormana yakın evleri vardı. Hepimiz çünkü Kıbrıs'ta köyde oturan insan artık şehirde oturmuş gibi zaten. Dolayısıyla her taraf bizim için yangın riski yüksek olan yerleşim yerleridir. Bugün çünkü zaman zaman bazı yangın çıktıktan sonra artık dönümlerce uzun mesafe gidiyor. Mesela örneğin geçen yıl Tepebaşı'nda çıkan yangın yaklaşık bir saatte 6 kilometre yol gitti. Evet. Bir saat içerisinde. Dolayısıyla çık olmaya göre olduktan sonra tabii rüzgarı da arkasına alarak çok süratli bir şekilde veya 95 yılındaki yangın 3 gün çıktı yangın. Yani bayağı 8 bin hektarlık bir saha yanmış. Ormanın %10'u yanmıştı o zaman. 95 büyük yangınında. Dolayısıyla yangın dediğim gibi çok büyük büyük tehlikeli, büyük afetti bizim için. Dolayısıyla bu konuda ihmale gelmez, ötelemeye gelmez, zamanında müdahale edilmesi gerekir. Bakın özellikle şu anda artık her taraf kurumuştur. Biz devamlı dolaşıyorum, arkadaşlar devamlı uyarıyoruz. Zaman zaman kulelerimizi uyarıyoruz. Mesela örneğin mesela 1 Nisan itibariyle yangın kulelerimiz başlamıştır. 125 kişilik yangın ekibim Yeşilırmak'tan Dipkat'a dağıtılmıştır. Bütün kulelerimize dağıtılmıştır. Dönüşümlü olarak vardiyalı çalışıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu ormanları sadece korumak orman dairesinin bir şeyi değil. Herkesin bir görev olması gerekir. Çünkü ben kendim şahidim. Bir anımı anlatmak istiyorum da zamanımızı hızlı bir şekilde. Gece yangından sabahlamışım. Sabah kadar gidiyorum, istirahat etmeye gidiyorum. Önümdeki araba arabadan sigara tizbarede atıyor. Yani o haldeki psikolojimi düşünün siz. Dolayısıyla bizim insanlarımızdan lütfen bu ülke hepimizindir. Biz sadece bu işte çalışan, sökte çalışan bir işçiyiz. Tek dileğimiz lütfen ormanları hep beraber koruyacağız ki hep beraber nefes alacağız. Yani geleceğe bir nefes diyorsak bu nefesin ne kadar önemli olduğu bu günlerde herkes çok iyi biliyordur. Bir nefes, bedeli ölçülmeyen bir nefesin ormanlar yok edersek o nefesi de bulamayacağız. Dileğim inşallah o günlere gelmezdik ama o günlere gelmemek için biz başta ben bakanım ve ben daire profesörüm oraya mesai mevhumu olmadı. Bakın pazartesi yaz mesaisine giriyoruz ama herkes 2.30'da evine gidecek. Biz gün batımına kadar memurların çalışacak. Biz de telefon kulağı yanımızda, telsiz yanımızda. Yani telsizle yatıyoruz. Yani telsizi ben yatak odasına koyuyorum. Yani bu derece mesleği hasta bir mesleğini seven bir grup içerisinde çalışıyorum. Tabii başta bütün memurlar, mühendislerime buradan teşekkür ediyorum bu yaz sezonunda ama biz görevimiz aslidir. Görevimizin sonuna kadar geleni yapacağımıza inanıyorum. Peki efendim, bu yangınlara karşı yer hizmetlerimizin durumu nedir? İtfaiye olsun, sivil savunma olsun, orman dairesi olsun. Eksikliklerimiz var mıdır? Yani yer hizmetlerinde ne aşamadayız? Şimdi tabii ki bakın orman dairesi olarak orman yangınları orman dairesi sorumlu. Arazi yangınlarında polis itfaiye sorumlu. Ormanda itfaiye takviye geliyor yardımcı. Arazi yangınlarında biz polise yardımcı oluruz. Sivil savunma her ikimize her zaman yardımcı oluyor. Tabii ki araç parkı olarak biz genişiz şu anda. Bu yangın araçlarımız güçlü araçlardır. Tırmanabilen, dik yamaçlara tırmanabilen, basıncı yüksek olan araçlardır. Önemli olan bunların en iyi şekilde kullanabilecek elemanların devamlı süretli kullanılması lazım. Çünkü orman dairesinde bugün 1000 kişilik değil, 2000 kişilik değil, 5000 kişilik iş vardı orman sektöründe. Ama ülkemizin maddi imkanı çerçevesinde minimum şekilde dönmeye çalışıyoruz. Yani bizim dediğim gibi geçen yıllarda 2 dozer çalışırken bugün 4 dozer. Artı bir de yedek dozerim var. Yangın dozerim 5 dozerim şu an aktif. Kredilerim aktif. Dolayısıyla biz zaman zaman karşılıklı birbirine yardımcı oluyoruz. İtfaiyenin çıkamadığı yere bizim araçlarımızı çıkarıyoruz. Onlar bize yardım ediyor. Biz onlara yardım ediyoruz. Yani önemli olan iş gücümüzü güç birliği yaparak
en iyi şekilde kullanabilmek. Peki bu noktada hava gücümüz ne durumda? Bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Tabii çok güzel. Tabii zaman zaman KKDC'nin için yangın helikopteri kiralanmıyor. Şimdi bak ülkemiz zaten ekonomik şeyi kısıtlı. Yani yan tarafımızda Türkiye Cumhuriyeti yanımızda. Bugün yanılmıyorsam bugünlerde 30 helikopter kendileri kiralıyorlar. Bir tanesini bizim adımıza kiralayacaklar. Evet. Geçen yıl olduğu gibi. Bu yıl yine helikopterin Lefkoşa'ya gelip Sanayi Bölgesi'nde atölyemiz var. Oraya konuşlandıracağız. İstediğimiz anda kullanacağız. Türkiye'de ciddi bir yangın varsa buradan kalkıp oraya gidecek. Evet. Gidip gelecek. Bu imkanı Sayın Bakanımız, Türkiye Orman Bakanımız sağ ol, her ikisine teşekkür ediyoruz. Başta ana vatanımız sağ olsun. Her zaman yanımızda. Artı bunun yanında orman dairesinin ihtiyacı olduğu her türlü itfaiye donanımları, araç gereçler, römorkler, bakın özellikle bu yıl 5 adet yangın termal kamerası yolladı bize. Biz bunları şu an konuşlandırdık. Onu soracaktım. Evet. Termal kameramız mevcut mu diye. Onları konuşlandırdık ama onu dediğimiz gibi şu anda onun altyapıyı yapacak. Yani onun sistemi çalıştırabilecek. Sistemi çalışıyor ama bunun kontrol ediyoruz. Ama bunun Türkiye'de gibi çok modern sistemler var. Oradan bizi takip ediyorlar. Çünkü aynı kameralar onları da görecekler. Evet. Bunları biz yangının biz hizmet aksımının dışındaki noktalara kameralara koyarak en azından buradan bir yangın çıkmaması, çıktığı anda en erken nasıl müdahale edebiliriz? Süratle oraya gitmeye çalışacağız. Artı bunun yanında özellikle son 2 yıldır İHA'larla birlikte Türkiye Orman Genel Müdürlüğü, biz 2 İHA'nın sorumluluk sahasındayız. Bir Muğla ve Adana'da kalkan İHA'nın devamlı, 4 İHA ama 2 İHA'nın aslı görevi bizde zaten. Bu da bunun içerisindeyiz. Yani baktığınızda bir helikopter bizde var. 4 helikopterinden Antalya, Alanya, Silifke, Bozyazı, Mersin, Adana ve Hatay'ın helikopterlerin sahasındayız. Artı bir helikopter bizde var. Artı 2 İHA kontrolündeyiz. İyi durumdayız yani. Yani iletişim konusunda iyiyiz. Önemli olan bizde yerde yürüyecek piyade ekipleri, yay ekiplerimizin hazır ve bilgili donanmış yetiştirip hazır bulunmamız gerekiyor. Yani KKTC'nin helikopter kiralamasındaki harcayacağı maliyeti biz yer birliklerimize harcayalım. Gerekli anavata yanımızda da her zaman. Çünkü helikopterin bir günlük maliyeti şu an yaklaşık 40 günlük. Tahminim herhalde bu yıl 40 bin TL'dir günlüğü. Evet. Ya bu 106 aya gittiğini düşünün buradan. Ciddi bir maliyettir. Diliyoruz ki bu yangınlar çıkmasın. Bu helikopterlere de bizim ihtiyacımız olmasın. Olmasın tabii ki. Ha, bizim ülkemizin helikopter ihtiyacı varsa çok amaçlı bir helikopter alınır. Yazın yangına kullanırız. Kışın başka amaçla kullanılır. Ve dolayısıyla ama şu anda bizim yangın helikopteri ana vatan sağ olsun bunu çözmüştür bize. Bu şekilde buradan biz o ana vatandan yardım alacağız. Evet. Şimdi ben özellikle şu konu üzerinde durmak istiyorum. Yaz ayı geldi. Halkımız ne de olsa piknik yapmak isteyecek, ormanlık alanlara gidecek. Şimdi orman sahası, buna piknik alanları da dahil olmak üzere, buralarda ateş yakmak yasak mıdır, değil midir efendim? Şimdi özellikle geçmiş yıllarda edindiğimiz tecrübelere, izinlendirilmiş ateşli piknik sahalarında ateş yakılacaksa, daha önce herkes kendi arabasının yanında mangal yakıyordu. Biz buna artık müsaademiz yoktur. Toplu bir, yani işletme izni verdiğimiz şahısın toplu bir yerinde temizlenmiş, altı kum olacak şekilde, toprak olacak, suyu yanında olacak, toplu bir şekilde mangal yapıp herkes masasından kalkıp gidip orada mangalını pişirip etini alıp masasına gidecek. Yani maalesef bizim toplumumuzda şöyle bir kanı var: arabanın içerisinde oturayım, müziği açayım, elimle dışarıda mangalı yakayım. Öyle bir halimiz vardır ama maalesef bunu bu şekilde değiştirdik. Hatta geçen hafta özellikle bir ateşli bir 1 Mayıs'ta yasakladık. Özellikle piknik sahalarında yakılırken dedik ki bu şekilde müsamahamız vardır. Toplu olarak sadece ateşli piknik izin verdiğimiz yerlerde, onun haricinde kesinlikle yasaktır. Hiçbir şekilde ateş yakılamaz. Özellikle vatandaşlarımızdan temizlik amacıyla ateş yakıyorlar. Temizleyip ne yapacağım diyorlar bunu. Bunu artık geç kalmışlardır. Bunu keşke Mart, Nisan ayı içerisinde temizlemiş olsaydılardı. O zaman müsamaha gösterdik. Şimdi inanır mısın, etrafı yanmamak için beni yakın diye bütün her taraf bize alarm veriyor. Şimdi bu konuda bunu da sormak istiyorum. Cezalarımız sizce caydırıcı mı? Yeterli mi? Değil. Cezalarımız değil.
Çünkü rakamlar çok düşük. Yani bakın akşam haberleri okurken geçen yıl Türkiye'de bir kundaklamadan adam müebbet hapis yedi. Özellikle Tepebaşı yangınında bunu tabii yargıya saygı duyuyorum. Takdir yargınındır ama bir vatandaş olarak, bir daire müdürü olarak değil, bir vatandaş olarak vicdanen ormana kasıtlı bir ihmal, kasıtlı bir yakma olayı, fiili bu suçlu tespit edilmişse bunun bedeli böyle kısa vadeli olmaması gerekir. Bir bedeli olması lazım. Belki de orada adam izinsiz kasıtlı ateş yakmaya, orman yakmaya çalışıyordu. Çünkü o gün hem Tepebaşı'nda yangınım var, hem Koruşan'da yangınım var. Bir de ayrıca Akdeniz bölgesinde tam ormanın göbeğinde bir kundaklama olayla karşılaştık. Tespit, uyarılı bir vatandaş tarafından tespit edilmiş. Mahkeme sonuçlanmış ama çocuk şu an dışarıda. Takdir yargınındır ama biz toplum olarak, ben şahıs bir vatandaş olarak böyle olmaması lazım. Bakın şunu diyeyim, dediğim az önce bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunu, bir bitkinin tohumdan nasıl geldiğini, ne emeklerle geldiğini çok iyi bilen bir insanım. Dolayısıyla bunun bedeli böyle olmaması lazım. Evet. Çünkü her ağacın, biz sadece geleceğin emanetçisiyiz biz. Bunu bilincinde hep görev yapıyoruz. O şekilde mantıkla çalışıyorum ben. Dur. Ağaçlandırma çalışmalarınız süremiz de doldu bu arada. Biz yanan tabii bölgeleri ağaçlandırdık. Kısmen ağaçlandırdık. Çünkü kesim pandemiden dolayı kesimi kışa aktarabildik. Kesimi yapılmıştır. Fakat doğal çimlenme şu an çok güzel geliyor. İşte yazı atlatırsak da bunları başarabilirsek belki de ağaçlandırma gerek kalmayacak. Onu takip edeceğiz. Dediğim gibi biz o yanık saha, tepe başındaki 1000 hektarlık sahaya 300 bin fidan, 280 bin yanmış ama 300 bin fidan planlamıştık. Bunun 70 bini tamamlayıp etikleyebildik. Yine bu yıl işte Ekim-Kasım aylarını tekrar etüt edip gerek var mı yok mu şeklinde biz tekrar ağaçlandırma programına dahil edeceğiz. Cemil Bey, daha sorularımız vardı. Umuyoruz bir başka programda çünkü süremizin sonuna geldik. Teşekkür ediyorum ben geldiğiniz ve verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim, her zaman hazırız. Teşekkürler. Sevgili Nerden, evet, Orman Dairesi Müdürü Sayın Cemil Karzıoğlu'ydu. Kendisiyle bu kısacık sürede çok verimli bilgiler aldık aslında. Yaz ayının gelmesiyle birlikte orman ve arazi yangınları artış gösterecek, bunu biliyoruz. Bunlara yönelik bir takım önerileri oldu kendisinin. Evet, biz de toplum olarak en basitinden arabada giderken sigara izmaritimizi dışarı atmayalım. Ateş yaktıysak piknik alanlarında en azından o ateşin söndüğünden emin olarak o mekandan ayrılalım. Gördüğümüz herhangi bir yangını Alo 177 yangın ihbar hattı değil mi? Ona bildirelim. Evet, söz sizde. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Öykü, aktardıklarınız için. Biz ayrılan sürenin sonundayız. Noktalıyoruz. Yarın sabah da haftayı birlikte noktalayalım. Siz de gelin. Bizden sonra spor haberleri ve gündem artı var. Keyifli bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu açıklamalarda bulundu. Sertoğlu, başkan adayı Tekin Birinci'nin spor dairesine yaptığı başvurunun kabul edilmediğini açıkladı. Bu kuruma başkan adayı olacak kişi veya kişilerin başkan adayı olduğu kurumun tüzük, talimat, statü ve yönetmeliklerine de saygı duyması gerekmektedir diyen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, inşallah bundan sonra böyle girişimler yapılmadan centilmence bir seçim yarışına girip Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun güçlü yapısını yıpratmaktan kaçınır. Bundan önce örnek olduğumuz gibi bundan sonra da örnek olmaya devam ederiz ifadelerini kullandı. Başkentin siyah beyazlı ekibi Yeni Cami'de altyapı çalışmaları devam ediyor. Akademi koordinatörü İsmail Pirgalı, BRT Spor'a yaptığı açıklamada çalışmalarına yaklaşık bir aydır devam ettiklerini, haftanın 5 günü sahada olduklarını, pandemiden dolayı ailelerin bir kısmının çekindiğini ancak geri dönüş açısından beklediklerinden daha fazla bir ilginin olduğunu söyledi. Aşağı yukarı bir ay oldu. Antrenmanlarımıza başladık pandemiden sonra. Şu an için gayet güzel gider. Belli bir kısım halen daha birazcık bu Covid'in yarattığı etkilerden etkilenmiş durumdadır. Birazcık daha bekleme taraftarıdırlar getirmek için. Ama
Biz açıkçası beklediğimizden daha iyi bir reaksiyon aldık. Her geçen gün katılımımız da artmaya başladı. Şu anda güzel geçer. Elimizden geldiğince sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışıyoruz. Açıkçası antrenmanlarımızdan memnunuz şu ana kadar. Bir ayımızı doldurduk. Bir ay içerisinde gayet güzel bir katılım aldığımızı düşünüyorum. İnşallah daha iyisi de olacak. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Rifat Berkel, tesisleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek yeni sezonda futbolda da gereken hazırlığı yapacaklarını söyledi. Bayrak Radyosu'nda yayınlanan spor dosyası programına telefonda katılan Başkan Berkel, bütçe konusunda durumlarının iyi olduğunu, bunun da lige olumlu yansıyacağını kaydetti. Berkel şunları söyledi. İskele Festival alanındaki dükkanların da olacağı tesisimizin inşaatı başladı ve devam ediyor. Tesisleşmeye önem veriyoruz. Gençler Birliği'nin tarihte büyük başarısı yok. Bundan dolayı da harekete geçmek zorundayız. Sentetik çim zeminli sahaya ihtiyacımız vardır. Bölgeye bir çim sentetik çim zemin yapılması şarttır ifadelerini kullandı. Badminton Federasyonu 7 Mayıs Cuma akşamı antrenör ve sporculara yönelik seminer düzenleyecek. Türkiye Badminton Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Öğretim Görevlisi Zafer Şahin ile Türkiye Badminton Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Veli Volkan Gürses tarafından verilecek olan seminer Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek. Seminere katılmak için link federasyonun sosyal medya hesaplarından paylaşılabilecek.